Merhaba arkadaşlar. Enteresan bir şey fark ettim. Geçen sene tam şu zamanlar ben 600 makale basmışım Medium'da. 600. makale için bir yazı yayınlamışım hatta. 600 makaleden ne öğrendim diye. Bir sene sonra geldiğimde şu anda 1300'e yaklaştım. Makale sayım 1300'e yaklaştı. Yani o 600'ün üzerine bir neredeyse 700'e yakın bir makale eklemişim bir senede. Halbuki o 600 makaleye varmam benim 2 seneden fazla zamanımı almıştı. 2 sene mi almıştı yani. 2 senede 600 makale bastıysam diyordum ki hedefim 900 falan olur diye düşünüyordum. Ama öyle olmadı. 1300'ü zorluyorum şu anda. Ve çok daha hızlandı makale basma hızım, yazma hızım. Bunun da sebebi yapay zeka kullanmam. Yapay zeka ile bir sürü deneyler yapmaya başladım. GPT-3 ve ChatGPT ve de GPT-4 inanılmaz zengin kapılar açtı bana. Ve onlarla deney yapmaya o kadar alıştım ki, o kadar çok merak evrenimi genişlettim ki böyle bir sürü listeler oluşturmaya başladım. Gelecekte ne olacak? Zamanda yolculuk, dili öğrendim. 33 farklı dil, farklı zamanlara yolculuk yaptım. 2050'de neler olacak onları merak etmeye başladım. Gelecek senelerde teknoloji trendleri, 100 serisi başlattım. Yani üretkenlikle ilgili, başarıyla ilgili bir sürü yüzlü bir seri başlattım. Başarı serisi başlattım. İmrendiğim insanlara 20 tane başarı sırrını araştırdım vesaire. Böyle 2050'lerle ilgili seriler, şunlar bunlar derken böyle inanılmaz bir şey oldu. Böyle birdenbire arttı her şey. Bir senede yani bu şekilde bir 700 tane makale basmak hakikaten çok sıra dışı bir şey. Benim için sıra dışı hiç beklemediğim bir şeydi. Geçen sene bana sorsanız deseniz ki ya bak sen gelecek sene Medium'da kaç makalen olacak sence? Derdim ki herhalde 850-900 falan olur yani. Halbuki 2 katını da aşmışım. 1300 oldu yani. Bu hızla gidersem bir de böyle çok yakında 2000 falan da olur. Ne bileyim 2500 falan da olur tutmazsam kendimi. Ama tutmak istiyorum kendimi. Şöyle ki artık kendi özgün kelimelerimle yazmayı özlediğimi fark ettim. Yani yapay zeka ile tamam deneylerime devam etmek istiyorum. Çünkü çok heyecanlı ve çok hızlı ve o momentumu çok seviyorum. Önümde böyle çok hızlı şekilde madde her şeyi çıkardığı zaman dünyadaki en böyle ilginç meselelere, teknoloji, gelecek, şudur budur her konuda ne varsa ben yapay zekaya sordukça ve çok hızlı öğrendikçe çok hoşuma gidiyor. Bu bir dopamin bağımlılığı gibi bir şey haline geldi. Hani bazı insan mesela hani TikTok'ta nasıl böyle scroll edersin hastalıktır ya da Netflix'te sabaha kadar dizi izleyen tipler vardır mesela. Bunun gibi ya bu yapay zeka bağımlılığı gibi bir şey yani. Bu başka türlü zaten bu kadar zahmetle 700 tane makale basılmaz yani bir senede mümkün değil. Yani gerçekten çok sevmen lazım. Beyninin de o meraktan bir dopamin duygusundan çok beslenmesi lazım. Bu böyle emek vermeden yapılacak bir iş değil yani. Ve hakikaten çok merakla, ilgiyle, aşkla, şevkle, heyecanla yapılabilecek bir şey. Başka türlü yapamazsın yani. Dolayısıyla bu yolculuğumdan çok memnunum. Evet, çok mutluyum. Bir sürü de belki yüzlerce dolar, binlerce dolar da kazanmışımdır. Bu yüzlerce makale var çünkü. Ve iyi de kazanıyor. Ama onun ötesinde merak evrenimi inanılmaz genişlettim. Öğrenme evrenimi inanılmaz genişlettim. Bir senede hayal edemeyeceğim kadar farklı konulara daldım. Ve hayal edemeyeceğim kadar çok şey öğrendim. Bu biraz korkutucu. Bence içinde bulunduğumuz yapay zekanın sınırlarını da test ediyorum bir yandan. Yani o kadar manyak bir yapay zeka teknolojisiyle cebelleşiyoruz ki biz. Artık insan olmanın sınırlarını keşfediyorum ben. Yani ben mesela bakıyorum bu GPT-4 falan bir sonraki türevi benden daha iyi yapacak benim mesleğimi. Hocalığı da daha benden daha iyi yapacak yakın zaman sonra diye düşünüyorum. Yazı yazmayı ben mesela 40 seneme vermişim bu eğitim sistemlerine. Ta 10 yaşında İngilizce öğrenmeye başladım. Şu anda 45 yaşındayım. 35 senemi vermişim bu İngilizce konuşuyorum, anlıyorum, okuyorum, yazıyorum, çiziyorum. Ama bu yapay zeka kadar güzel yazamıyorum mesela. O benden çok daha güzel bütün evrendeki bilgiyi toparlıyor. Ve bütün insanlığın bilgisine önüme o kadar hızlı seriyor ki ben daha düşünmeden konuyu bir bakmışım 100 tane madde öğretmiş bana yani. Benim rekabet edebilmem mümkün değil bu sınırlı insan aklımla. Yapay zekayla. Dolayısıyla bir insan olarak sınırladıklarımın farkına varıyorum. Ve diyorum ki gelecekteki bütün meslekler buna göre değişmek, dönüşmek zorunda. Yani sen yapay zekayı kullanmıyorsan o meslek, unut o mesleği. Çöp senin mesleğin. Eğer yapay zekayla ilerlemiyorsan çöp oldu mesleğin, çöp. Özellikle beyaz yakalılar. Tarihte hiçbir zaman bu beyaz yakalar bu kadar tehlikeli bir konuma düşmemişti. Artık bütün eğitim sistemleri, bütün müfredat çöp yani. Bütün üniversiteler çöp yani. Hakikaten kendinizi siz bu yapay zeka evreninde merakla beslemiyorsanız, deli gibi üretmiyorsanız yandınız. Yandı gülüm keten elva yani. Bütün o hele böyle ezber sistemiyle geleneksel bakıyorsanız meselelere, o bütün geleneksel gördüğümüz bütün meslekler ayağımızın altından kayıyor yani. Bütün o geleneksel sektörler bile ayağımızın altından kayıyor. Bütün o bilgi dağarcıkları bile, disiplinler bile ayağımızın altından kayıyor. O kadar tektonik bir hareket ki bu. Yani fay hatları ki ve o kadar böyle oynuyor ki yapay zeka bambaşka geliyor yani. Tektonik hareketlerle geliyor. Tsunami gibi geliyor. Ve bunun önünde hiçbir kuvvet duramaz yani. Dolayısıyla dünyanın ne kadar hızlı ilerlediğini görme açısından benim hayatımda da bu çok manyak bir deneyim oldu yani. Ben kendi hayatımda bu kadar yüzlerce makaleyi yazacağım hayal bile edemezdim. Halbuki bunu günde yarım saat, bir saat ayırarak yapıyorum bir de yani. Ben full time çalışan bir insanım. Böyle çok vakit ayıramıyorum. Bütün vaktim buna ayırsaydım belki 10.000 tane falan makale yazardım bu bir senede yani. En az yazardım. Çünkü onlarca kitap da yazabilirim yani. Düşünüyorum mesela o kadar çok merak ettiğim şey var ki bu konularda artık kitap yazması hiçbir şey değil. Yani e-kitap çıkarsanız mesela 100 tane e-kitap yazabilirsin yani artık yapay zekayla. Biraz kendi şeyini de katabilirsin artık. Üslubunu falan da katabilirsin. Eğitebilirsin. Kendi GPT'ne eğitebileceksin yakın zamanda. Kendi yapay zekanı eğiterek kendi tonunda senin üslubunla yazmasını da öğretebilirsin ona asistan olarak. Ve yakın zamanda artık kendi avatarımızı da eğitebileceğiz arkadaşlar. Bu da mevcut. Yani benim gibi konuşan bir avatar yapabileceğim yakın zamanda. Mesela benim YouTube videolarımı benim yerime avatarımı anlatacak size. Yapay zeka ikizim olacak. Dijital ikizim olacak. O dijital ikizimi eğiteceğim ben. Yapay zeka vasıtasıyla GPT-4 falan da yüklü olacak ona. Diyeceğim ki şu konularda bana çok güzel bir konuşma hazırla. Ve sonra da bunu YouTube kanalında diyeceğim ki sen benim gibi anlat yani. Ben nasıl anlatıyorsam mesela kusurlarım var benim böyle kendime ait bir üslubum var. Ne diyeceğim belli değil. Böyle bu belirsizlikleri de belki içine stokastik olarak koyabileceğim bir yapay zeka avatarım olacak. Düşünün ki. Benim gibi espri yapacak mesela falan. Çok yakın zamanda bunları göreceğiz arkadaşlar. Bütün bunları ben yapabileceğim, eğitebileceğim kendi avatarımı. Ve benim yerime 24 saat, 7 gün içerik üretebilecek o. Belki onlarca video üretebileceğim bu şekilde. Ben uyurken bile o mesela üretmeye devam edecek. Ben uyurken bile o yazmaya devam edecek. Bunun sistemleri öyle bir olacak ki siz kendi avatarınızı ya da yapay zekanızı öyle bir eğiteceksiniz ki siz mesela uyurken o yatırım yapmaya devam edecek, kitap yazmaya devam edecek, üretmeye devam edecek, ticaret yapmaya devam edecek, belki birilerine ders anlatacak. Yani sizin yapay zeka ile beslenen belki yüzlerce böyle asistanınız olacak. Mesela şöyle düşünün, 100 tane Fahri Karakaş olacak. Bunların her biri başka işler yapacak. Bir tanesiyle bile başa çıkamıyoruz. Diyeceksiniz ki 100 tanesiyle nasıl başa çıkacağız? Vallahi işte öyle bir devir geliyor yani. 100 tane Fahri Karakaş olsa, bak her birine başka işler yüklesem, 100 ayrı kariyerim olsa, tamam mı? Bunu yapay zeka ile artık eğite hepsini yapabilirim yani. Düşünün yani, bir tanesi koç olur, bir tanesi hoca olur, bir tanesi İngilizce öğretmen olur, bir tanesi yatırımcı olur, bir tanesi sanatçı olur, bir tanesi karalama uzmanı, karalama hocası olur, bir tanesi atıyorum işletme hocası olur benim gibi, bir tanesi başka hikaye yazarı olur, bilim kurgucu olur, bir tanesi kitap okuyan birisi olur, bir tanesi kitap review'ları yapan biri olur, bir tanesi yazar olur, bir tanesi çizer olur. Sonu yok yani bu. Bir tanesi ressam olur. Benim mesela içimdeki 100 ayrı kişiliğe 100 ayrı yapay zeka üretebilirim. 100 ayrı meslek sahibi olabilirim yani. YouTuber Fahri Karakaş'ı ayrı eğitirim. TikToker Fahri Karakaş manyak TikTok işleri yapar. Salak viral videolar peşinde olur mesela. Kısa, dikkat çekecek hikayeler anlatırım mesela. Öyle bir TikToker Fahri Karakaş belki daha çılgın olur, daha manyak olur yani. atıyorum bir de magazinci Fahri Karakaş olur. O da magazin gazeteciliği yapar yani. Bütün bu magazin köşelerini, konularını falan ele alırım ortada. Anlatabiliyor muyum? Mesela ekonomist olur, bilmem ne olur. Hani böyle kafamdaki bütün hayalleri düşünün ki öyle bir gelecek gelecek ki ya, yani yakın zamanda 100 tane birden asistanınız olduğunu düşünün. Ve 100 ayrı parçadan, 100 ayrı koldan çalıştığınızı, 100 ayrı meslek sahibi olduğunuzu düşünün. Bütün bunlar çok uçuk şeyler değil yani. Ve bunlar olacak yani. Yüzlerce botunuz olacak, yüzlerce asistanınız olacak. Belki robotlarınız olacak. Evde getir götür işlerini bu entelektüel anlamda atışacağız belki. Ozanlar, aşıklar atışması gibi. Ben ona bir şey söyleyeceğim. Yapay zeka bana geri laf atacak. Ben ona laf atacağım. O bana laf atacak. Beraber çok daha etkileşimle çok daha verimli olacağız. Böyle manyak bir çağ geliyor arkadaşlar. Gerçekten hazır değiliz biz bu çağa. Çok manyak geliyor yapay zeka. Çok manyak ya. Çıldıracağım. Bir tane Fahri Karakaş'la bile baş edemiyorsunuz. 100 tane Fahri Karakaş geldiği zaman ne yapacaksınız acaba? Ha? Ay kendimden korktum. Çok özür dilerim arkadaşlar. Böyle bir gerilim filmi gibi yapayım bitireyim dedim ama ay rezil oldum. Çok kötü oldu ya. Kendimden bile korktum ayrıca. Ya ne iğrenç bir canavar varmış içimde. Yapay zekadan mı çıkıyor bunlar bilmiyorum, anlamıyorum. Aa, kendimden korktum. Püh, şu hale bak. Neyse arkadaşlar, lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Hoşçakalın.